sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Arkada zeytin ağaçları bizim bahçeden size bir görüntü. Sevgili kardeşlerim, bugün üçüncü günü Fatih Dal kardeşimizin Ankara'da çok güzel bir tesbih sergisi vardı. Çok da gitmek istedim. Orada olmak arzusundaydım. Ama maalesef değişik insani sebeplerden ötürü gitmek nasip olmadı. Bu sergiyi yerinde görmek, orada olmayı kaçırmış olmaktan ötürü çok üzgünüm. Öncelikle bunu belirteyim. Arkadaşımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok sanat açısından dop dolu bir sergi olduğunu resimlerden, koyduğu ve hazırladığı tesbihlerden görüyorum, anlıyorum. Ve ben de bu doğrultuda sizlere koleksiyonluk tesbih, koleksiyon konularında biraz da ustalarla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Sevgili kardeşlerim, ilk tanıdığım Anadolu insanı tesbih koleksiyoneri Şevket Can Polat kardeşimin müşterilerinden biri olan Mehmet Günbay'dı. Öylesine tesbih alırdı ki plastik olmayanlar, doğal malzeme olmayanlar, enteresan bir adamdı ve enteresan rakamlara tesbihler alıp biriktirmeyi marifet sayardı. Binlerce tesbihi vardı. O binlerce tesbihiyle nasıl övünürdü anlatamam size. Sevgili kardeşlerim, binlerce tesbih olmaktansa sayılı mahdut adette tesbihinizin olması ve onların bir koleksiyonluk bir değer ifade etmesi, sıradan olmaması, sıra dışı tesbihler olması, bir şeyi ifade etmesi, bir şeyi anlatması, bir mesajının olması lazım. Koleksiyon bu. Herkesin elinde olan şeyin koleksiyonluk bir değeri, bir anlamı olmaz ki. Buna benzer örnekleri daha önceki videolarımda anlatmıştım. Üstünde durmak ve sizin kafanızı tekrar tekrar aynı şeylerle şişirmek istemiyorum ama ben kendi adıma bir koleksiyon yapmaya karar verdim. Önce bir 33 yapacağım ve bu 33 tabii ki takım olacak. Ve benim çok sevdiğim, çok hoşuma giden, elime de çok yakışan 33'ü 9'a 12 olacak. 99'u da 8'e 11 gibi olacak. 33 tane seçkin usta, günümüzün genç neslinden seçkin usta belirleyeceğim. 33 tane takım yapacağım. Allah ömür verir, inşallah nasip kısmet eder. Böyle bir 33'ü tamamladıktan sonra bir de yanına bağa ekleyebilirim. Bunlar sırf kuka ve sırf bağa olarak düşünüyorum. Tabii Osmanlı geleneğimizdeki tesbih, her zaman söylediğim gibi 33 ile ilgisi alakası yoktur sevgili kardeşlerim. Osmanlı anlamındaki tesbih 99'dur. 33 sonradan çıkma bir şey. Dolayısıyla tesbihlerin 33 yerine 99 ağırlıklı olması lazım. Ama bugün 33 ile kullandığımıza göre böyle bir takım yapmak tesbih koleksiyonerliği açısından bir zaruret. Ve ben de bunu böyle yapmaya karar verdim. 99 olduğuna göre 99 tane tesbih yapmak herhalde daha şık olur. 33 tane kukadan ve 33 tane de bağdan takım meydana getirirsek bir 33 tane daha gerekir ki sedef mi olur yoksa abonoz mu olur düşünüyorum. Böyle bir koleksiyon yaptıktan sonra Allah bana ömür verirse inşallah onun sergisini de bir yerde bir anı sergisi olarak açmayı ve sizlerle buluşturmayı ümit ediyorum. Ve sizlere de önerim böyle koleksiyon oluşturabilecek tesbihler biriktirmeyi kendinize yeğleyin. Çünkü bunun dışındaki sistemde yapılacak olan tesbihler ancak bir stokçuluktur. Yani alıyorsunuz ve bir yerde stok yapıyorsunuz. Ama el tesbihi tabii o farklı bir şey.
Ayrıca benim şeyimle, değerlendirmelerimle sıkma, plastik malzeme, niteliği her zaman değişebilecek olan bir şeyin koleksiyon değeri de bence yoktur. Olmamalıdır. Doğru olan yaklaşım da budur. Sevgili kardeşlerim, size biraz da KUKA'nın özelliklerinden bahsedeyim. Çünkü bu konuda bazı eksiklik anlattıklarımızda zaman zaman geride kalan mesajlar var. Bunu da tamamlayalım. Sevgili kardeşlerim, şimdi KUKA'nın hastasıyız. Ve Osmanlı döneminden bu tarafa aldığımız en önemli tesbihteki mirasımızdır KUKA. Ve buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaşatmaya, geliştirmeye gayret ediyoruz. Ama KUKA'da kullanılması gereken malzeme konusunda bir titizlik göstermiyoruz. Türkiye'ye gelir gelmez KUKA hemen ithalatçısından alıp malzemeyi doğrayıp hemen tesbihlerini yapmak yoluna gidiyoruz ki bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. KUKA'nın Osmanlı döneminde 2 yıl gibi dinlendiğini, 2 yıl gibi malzemenin kendisini toparlamasını ve beklemesini sağladıklarını gayet iyi biliyoruz. Elimizde bunlarla ilgili veriler ve duyumlar var. Ve bunu destekleyen de bizim 25 yıllık tecrübelerimiz de bunları destekliyor. Ne oluyor? KUKA beklediği zaman sevgili kardeşlerim, içindeki lifler eriyor. Giderek o eriyen lifler kayboluyor. Şimdi lifsiz KUKA merakı var. Lifsiz KUKA ihtiyacı var. Çok arzu ediliyor, çok isteniliyor, çok talep ediliyor. Nereden bulunacak bu lifsiz KUKA? Yani yeni malzemeden 6 aylık, 8 aylık, 1 yıl önce gelmiş malzemeden lifsiz KUKA çıkartmak mümkün değil ki. Lifsiz KUKA ancak böyle olabilir. Betonla demirin buluşması gibi algılayın. Betonla demir birbirine geldi, kuruduğu zaman ortaya bir kaya meydana getiriyor ama 40 sene sonra bu ikisi birbirinden ayrışım yapıyor. Aynı KUKA'da da bu lifler böyledir. O lif yağları sarıyor, sarmalıyor ama o yağları artık kas katı bir hale geldiğini bitki anladıkça kendisini beslemek için o lifleri yiyor ve o lifler de giderek eriyor. Ancak 2 yılı, 3 yılı devirmiş malzemelerden lifsiz KUKA elde edebilirsiniz. Ve bir başka güzel tarafını daha söyleyeyim. KUKA bekledikçe de rengi değişiyor. Bekleyen KUKA'nın renginde güzellik, letafet, aradığınız sarılıklar ancak o malzemelerde söz konusu olabiliyor. Bunu da söyledikten sonra bir başka şeyi daha mesaj olarak sizlere ileteyim. Şu anda Türkiye'ye 5 konteyner KUKA'nın geldiği hakkında duyumlar aldım. Bu çok güzel bir haber. Demek ki ülkemizin 5 yıllık geleceğinde KUKA sorunu olmayacak. Ve bence siz de elinizi çabuk tutup da var olan gelen KUKA'lardan gereğinden fazla alıp stok yapmanıza gerek yok. Çünkü gelen KUKA'lar uzunca bir zaman bekleyecek. Ve bu KUKA'lar uzunca bir zaman bekledikçe de güzelleşecek, dinlenecek, kendini toparlayacak bu malzemeler ve sizin de ortaya çıkartacağınız tesbihler o kadar güzel olacak. Sevgili kardeşlerim, bu arada günümüzün bazı ustalarına da buradan selam vermek istiyorum. Ben tesbihlerini gördükçe çok hoşuma giden ve tesbihin geleceğiyle ilgili kaygılarımı ortadan kaldıran ve bende içimde umut yeşerten çok nadide ustalar var. Bakın bunlardan bazılarını size şu anda söyleyeceğim. Söyleyemediğim arkadaşlar sakın alınmasınlar. Mutlaka onlardan da başka videolarda bahsedeceğim. Hepinizin adına bir videoda bahsedersem sadece bir videoyu buna tahsis etmiş oluruz ki bu da doğru bir estetik anlamda iyi bir şey değil. Ben sırası geldikçe, yeri düştükçe hepinizden bahsedeceğim. Tesbihlerini gördüğüm ve sanatına ehemmiyet verdiğim, parmaklarından bal gibi sanat damlayan arkadaşlarımızı buradan toplumumuza tanıtmaya çalışacağım. Bugün tesbihlerini en çok beğendiğim ustaların başında Mehmet Şahin Payzun ve kardeşi Şehmus Payzun geliyor.
Bu ikilinin tesbihleri harikulade. Bunlara hiç kimse bir şey söyleyemez. Sanat kaygısıyla tesbih üreten bu insanlara ben buradan selam gönderiyorum. Bu hafta içerisinde ziyaretime gelen Selamet Şeker ve Derviş Üçüncü de zaten daha önce Mercan'la ilgili yaptığım videoda tesbihlerini size göstermiş, tanıtmıştım. Bu arkadaşların da sanatı gerçekten belli bir çıtanın üstüne çıkmış. Gayet güzel eserler ortaya koyuyorlar ve sanatçı kimliğini kendilerine giydirmiş arkadaşlar. Harun Aktaş hakeza, çok beğeniyorum kendisini. Mustafa Cezmi Yağmur, tesbih yaptırtmak arzu ettiğim ustaların başında gelenlerden birisi. Ve bunların bu işi ileriye taşıyacaklarına, yeni kuşaklara el vereceklerine inancım kesin. Onun için hiçbir kaygı duymuyorum. Sevgili kardeşlerim, Allame ile sohbet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim.